Sevgili seyirciler, hepinize günaydın. Tuğba Kuşdil'e yeniden programına hepinize merhaba diyorum. Çok değerli bir konuğumla sizlere merhaba diyoruz. Sevgili Merveciğim, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Ne kadar canım rahatsız. Demem de galiba bir mahsur yoktu mu? Hayır, lütfen. Hoş bulduk Tuğba Hanım. Siz nasılsınız hayır. efendim? Hayır. Bu program öyle bir program değil. Hanımlı beyli bir program değil efendim. Çünkü hep çok yakın dostlarım, bütün çevrem, onlar davetli olduğu için sadece doktorlarımız da hocam, hocam, hocam diye ilerliyor. Onun haricinde sen çok kadim bir dostum, çok sevdiğim bir arkadaşımsın. Son zamanlarda seni canlı yayında o kadar fazla anıyorum ki bildiğin gibi değil. Özellikle gecenin rahatsızlanışı, sürekli sende oluşu falan. Ama önce sen biraz sevgili seyircilerimize, Kayseri seni çok iyi tanıyor. Gerçekten çok iyi tanıyor. Veteriner kısmına ben bile hala alışamadım ama olsun. Kedim Gece ile birlikte çok alışmış oldum. Evet. Merve Gece. Sarıoğlu kimdir ve hoş gelmiş. Hoş bulduk. Yani Merve Sarıoğlu, Merve. O kadar olmuyor ya ben işte. Ben mesleğimi çok severim. 2006 yılında Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini bitirdim ben. Tabii benim hayata çok erken atıldım. 4 yaşında ilkokula başladım mesela. Çok kişinin bilmediği bazı bilgileri vereyim sana. Şu anda şoktayım. Ben 85 doğumluyum. Kadınların yaşı sorulmaz hikayesi var ama. Bak şimdi geçen bir şey okudum, yine programda söyledim. Bir kadın diyor gerçek yaşını söylüyorsa kesin diyor o kadına güvenmeyin diyor. Kadınlar söylemez diyor. Ya yok. Ben de söylüyorum çok rahatlıkla. Söylenebilecek bir şey. Çünkü insan doğduğunda değil hissettiğindedir. Ben hep ona inanırım. Size olmuyor mu? Yani bazen kalkıyorsunuz sabah yataktan 60 yaşında hissediyorsunuz. Bazen 10 yaşında hissediyorsunuz yani. Bu sabah çok çılgın uyandım. Giriş şeklimde kanala ilk kez çok erken bir saatte geldim. Çok uyuyabildiğimi söyleyemeyeceğim. Uyku problemim var benim de maalesef. Ne uyuduğum belli, ne uyandığım belli. Ondan dolayı sabah beni, hani dükkanı ben açtım derler ya, kanalı ben açtım gibi bir şey oldu. Herkes çok şaşırdı ama ben 7'de uyandım. Gece yattığım saatte 4 falandı. Yani uyku önemli bir şey. Hem kedi uyumayınca, ve köpekler için hem insanlar için. Tabii insanlar için daha önemli. Çünkü uykuda melatonin hormonu salınıyor. Senin 4 yaşındaki okul merasimini ben hala ya, çözemedim arkadaşım. Biz konuyu açıyor devamlı. 4 yaşında ilkokula başlamışım ben. Ben eğitim hayatını, öğrenim hayatını çok severim. Zaten çocukken de çok böyle meraklı bir çocuktum. Bütün mahalle arkadaşlarım da benden büyük olunca onlar gidiyordu, ben gitmez miyim? Mümkün değil. Aynı senin kanalı sabah erken açtığın gibi hademelerden, görevlilerden önce ben gider okulun kapısını açardım. Okulun kapısını beklediğim çok olmuştur. Yani okula, eğitime gerçekten bir sevgim var. Hani yapı olarak, fıtrat olarak. Ama 4 yaşında seni almaları biraz garip değil mi? Ya zaten ilkokul gelsin öğretmenim gitsin gibi mi demiş? Demiş aynen öyle. Gelsin gitmiş demiş. Gelsin gitsin demiş. Sonra bir bakmış ki ya eyvah bu bırakmıyor. Okuma yazmayı öğrendi falan. Bırakın demiş. Ben 4 yaşında ilkokula başladım. 21 yaşında üniversiteden mezundum. Hayata bak. Yani biraz hayatı hızlı yaşadım. O yüzden beni tanıyan insanlar da hayatımın her bir farklı aşamasında tanıdılar. Üniversitede tanıyan arkadaşlarım, tabii ki veteriner kim bilir. Ama ondan sonra mezun olduktan sonra işte bir dönem Büyükbaş Çiftliği'nde çalıştım ben. Büyükbaşçıydım mesela. Onu çoğu kişi bilmez. Oradan çıkıp daha sonra işte aile işletmesi, elma dünyası, yani elma işleri, işte madencilik tarafı babamın işleri vesaire derken orada da tabii başka bir şey oldu. Sonra tabii Kadın Girişimciler Kurulu, işte siyaset derken herkes farklı bir şapkamla tanıyor. Ama içimde hep uhde kalan, mesleği yarıda bırakmanın bir hüznü vardı ve ben hep kedi köpek ve pet sektörüne çok meraklıydım. Zaten mahallenin bütün kedileri Merve'nin de eskiden. Dedim ki neden olmasın tekrardan. Ben de bir kediyi seninle sevdiğim için olalım. Bendeki yerin ekstra bir büyük. Sağ ol canım benim, aynen bin mukabil. Derken böyle işte hayat insanların önüne farklı farklı yol ayrımları veriyor. Ve ben her birini deneyimleyerek yaşamayı seviyorum sanırım. Yani bir de böyle nasıl söyleyeyim, bir yere böyle köklenip kalmaktansa farklı farklı şeyleri denemek işin esası benim yapıma daha uygun. Mesleği de çok seviyordum. Çok şükür çok tatlı bir ekip buldum kendime. Ve evet, o ekiple beraber şimdi Kayseri'nin ilk polikliniğinde kedi ve köpek dostlarımıza hizmet veriyoruz. Yalnız özellikle kedimde inanılmaz derecede verdiğin destek için, onun hep yanında olduğun için ve bana o videoyu çekip o gün göndermediğin için ayrıca teşekkür ediyorum ya sana. Ya bence de aslında o gün durumu çok iyi değildi istedim ama maalesef hayat böyle bir şey. Biz insanlarda da yaşıyoruz. Yani maalesef ki tıp her şey çözüm değil. Belirli bir noktadan sonra, her şeyi yaptıktan sonra iş birazcık ilahi kudrete kalıyor ve hani ki o kedi ya da kişinin, hani hastanın dayanma performansına kalıyor. Maalesef bizim aslında mesleğimizin en kötü tarafı, en acı tarafı bu.
Çünkü ben de defalarca kedilerimi kaybettim. Çünkü insanın bir ömrü boyunca ortalama 70 yaş desek yani en az 7 tane hayvan bakması gerekir ki. Çünkü bir hayatımıza şey yapamıyorlar yani. Bütün hayatımız boyunca bizde yaşayamıyorlar. Kediler erken yaşta mı? Genelde yani şu var, tabii ki ırk kediler birazcık daha erken vefat ediyor. Sebebi ise işte onların kalıtımsal bazı rahatsızlıkları ve hastalıkları, organ yetmezlikleri var. Ama biz hep diyoruz sokaktan sahiplenin, sokaktan sahiplenin, sokaktan sahiplendiğiniz çocuklar çok daha bağışıklık dirençleri güçlü olacak. Çünkü sokakta selekte oluyorlar, iyileri kalıyor. Yani hayatta kalma prevalansı yüksek olanları kalıyor. Öyle olunca da eve alınca tabii ki normal bir British, Scottish ya da işte İran kedisi gibi bazı özel kedilere göre çok daha dayanıklı oluyorlar bazı hastalar. Ha, hiç hasta olmuyorlar mı? Tabii ki hayır. Onlar da hasta oluyorlar. Neden? Çünkü bu işin %33'ü genetikse geri kalan kısmı fenotip dediğimiz besleme, etrafımız yani aynı insanlardaki gibi. Yani işin esası çok farklı değil. Biz hani daha çok hayvanlara odaklanıyoruz. İnsan hekimliği insanlara odaklanıyor ve o çerçevede bir tedavi programı yapıyor. Ama kullandığımız ilaçları, dozları vesaire bazıları hariç özellikle şeyi söyledin ya Merve'cim. Şimdi mesela benim kedim bir anda rahatsızlandı. Bu arada şey, sen o videoyu göndermedin ama ben hala geceyi şu şekilde hatırlıyorum. O gece çok hastalandı. Kusmaya başladı. Evet. Yeşil, tamamen yeşil kusmaya başlamıştı. Gece 2'ydi, 3'tü. Böyle nasıl çocuğun hastalanır ya, tıpatıp öyleydi yani. Sabaha kadar ben de uyumadım. Ondan sonra da zaten ben yayına gelmiştim. Arda ile birlikte sana gönderdim. Evet. Sürekli kusup hiç uyumaması, hiç uyumadı mesela. Uyumamasını şöyle anlıyorum. Normalde yatarken işte eli kolu falan tamamen böyle kafasını içe doğru falan hani getirirdi. Yanımda yatardı. Koynuma dahi gelmedi yani o şekilde. Ayak ucunda elleri içe doğru hep tetikte. Onu o kadar analiz ettim ki o gün. Gözümün önünden o hale hiç gitmiyor mesela. Hani iyi ki görmemişim. Yani evet. İşte o yoğun bakım şeklini falan. Ya aşılar çok önemli. Beşeri hekimlikte de. Ben buradan onu da söyledim. Veteriner hekimlikte de. Şimdi şeye de çok karşıyım. O zamandan sonra birçok arkadaşımla konuştuk ama Scottish, British evet çiftleşebilir ama bir British tekirle çiftleştirilmesin dedim mesela. Yok aslında tam tersi. Öyle şöyle, mi olmalı? Yani tekirle ya da diğer ırklarla kırarsak biz bunu çiftleştirirsek yavrular yarım kan olur. Ve tekirden gelen o sokaktan aldığı gücü de aslında diğer yavruya aktarır. Ama biz daha çok dediğim gibi hani bu çocukları sokaktan sahiplenmenin en doğru olduğunu kanaatindeyiz. Hani British ve Scottish'lar evet çok güzeller. Evet bir yaşını geçtikten sonra vallahi, çok sakinler, çok Scottish candanlar. Scottish galiba Merve'cim ama. Scottish ile British ya. İki Scottish'i çiftleştirmeyin diyoruz. Hmm. Sebebi ise çünkü Scottish'lerin genetiksel olarak bazı rahatsızlıkları var. Bahsettiğim organ yetmezliklerinin yanında bir de onların eklem kıkırdak sorunları var. Hani kulakları kırık ya. Evet. Yani aslında doğması olarak, genetik olarak onlarda o gen eksik. O yüzden kırık oluyor. Ve belli bir süre sonra bu kedilerde glikozamin ve buna benzer eklem sıkıntıları yüzünden ağrılar başlıyor. Ve o kedi ömrü boyunca bu ağrılarla yaşamak zorunda kalıyor. Yani biz tabii ki özellikle Scottish besleyen hayvanseverleri buna özel mamalarla, takviyelerle güçlendiriyoruz. Hani işte bu yüzden de hem çok maliyetli hem manevi olarak da maliyetli oluyor. Yani çünkü devamlı onun üzerine titremesi gerekiyor. Hani o yüzden ırk kediler çok güzel. Kesinlikle katılıyorum. İnsana çok daha candan yani, ve şey geliyor hayır, ama. Hayır bu şey güzel anladım tamam da yani. Olay da şekilden ibaret. O bu kediye bir zarar veriyorsa evet şekilden ibaret. Tabii. Ben hatta bazı arkadaşlarımın var. Evde sadece dolaşıyor. Çok bazıları sessiz bir şekilde. Bazıları köşe tamamen yatıyor. Kenarda. Köşe yastığı gibi. Evet. Benim mesela kedim hiç öyle değildi. Gece öyle değildi. Oynaması gereken ama zamanında. Ama gecede tekirlik vardı bence tekirlik biraz. Tekirlik vardı tabii ki vardı. Evet. Benziyordu da zaten. Çok güzel bir kediydi. Ya inşallah cennette buluştursun Allah'ım yani. Allah'ım, biz öyle diyoruz. Ne onlar bizi güzel. Cennette bekliyorlar. Çünkü bizim hayatımıza belirli bir süre içinde böyle bir enerji, umut, şans getiriyorlar. Çok güzel. Yani gerçekten bir şey ihtiyacımız şans olduğu zaman denk geliyor. İşin esası ben birazcık da buna da inanıyorum. Birazcık da hayvan sahibiyle de alakalı. Hani o enerjiyi ona veriyorsun. Çok mu enerji verdim acaba? O misyonunu tamamlayıp bir şekilde gidiyor. Arkadaşım yani öyle dersen şimdi benim enerjimle şey, ölümünün sebebini yok, benim yok, olduğunu yok, düşünüyorum. Yok öyle bir şey yok. Tabii ki öyle bir şey yok. Yani o bahsettiğim şey bambaşka. Çok enerji var. Vermiş olabilirim. Çünkü benim onu sevme şeklim biraz vahşiydi. O kadar böyle
Hayatta en nefret ettiği şey kucağa alınmaktı zaten. Kucağı bir de yanlış alıyormuşuz böyle kedileri galiba. Böyle bir bebek gibi çeviriyoruz ya. O böyle bakıyor. Kediler genel olarak kucaklanmaktan falan çok hoşlanmaz. Onlar zamanı geldiğinde kendileri istediğinde sevdirirler. Aynen öyle. Yani... Zaten ben senin sahibinim, sen kimsin diyor. Aynen. Patron benim diyor, hayırdır diyor. Onu bir çok iyi biliyorum. Öyle öyle. Özellikle gecede biz bir abimleri bırakmıştık, bir şehir dışına çıkmıştık Arda ile birlikte. 3 gün falan yoktuk, sonra geldik. Bize bakış tarzını görmen lazım. Küser, arkasını döner, oturur. Yani mama yemez. Gerçekten o zaman sen kimsin o zaman anladım ben. Kuma değil dışarılara tuvaletini kakasını yapabilir. Yok, Allah'tan onu yapmak. Yani bazıları bu tarz cezalandırmalar yapıyorlar. Cezalandırıyor resmen. Bir önceki benim aşk diye aldığım, sonra ismini çeki koyduğum var ya o. Sana bunu cami avlusuna bırakacağım dedim de sen bana getir dedin, hatırladın mı? O çok fenaydı. Ya işte insanın hayat standardına, yaşamına, kendisine uygun bir hayvan seçmesi çok doğru yani. Onunla evet hayata küsüp yani kedi falan olmadı, uyuşamadınız asla yani demiştim. Ama geceyle birlikte hayata bakış açım değişti. O yüzden eğer bir hayvan sahiplenecekse izleyenlerimiz muhakkak öncelikle veteriner hekimlerden görüş alsınlar. Kesinlikle senden alsınlar. Görüş. Fark etmez. Yani bütün meslektaşlarım çok iyi. Kayseri'de hani her birinden farklı bir şekilde alabilirler. Kedi ya da köpek ya da egzotik hayvanlar, kuş vesaire. Yalnız ben bir şey söyleyeyim. Mesela kuş, balık hiç tarzım değil. Neden? Şimdi ben bir hayvana dokunmayı seviyorum ya, kucağıma almayı, öpmeyi falan. Tabii. Sevdiğim için kuş da hani uzaktan cik cik dedim, bana bir şey gel. Balık, bazı arkadaşlarım sen ruhsuz musun demişti bana bu konuda. Şimdi biz şeye gitmiştik, İstanbul'da akvaryum var ya, Büyük İstanbul işte, evet. Oradayız. İşte balıklar işte sularda bakıyoruz. Saatlerce bak dedim ki yeter, hadi gidelim artık dedim. Sıkıldım dedim. Ne ruhsuzsun dediler bana ya. Hiç mi dinlen? Yok, hiç beni dinlendirmiyor dedim. Yok acaba? Su etkisi mi yok? Yok herhalde ondan mı? Olabilir. Ateşten var vesaire bir şeyler varsa hani sudan pek ondan hoşlanmıyor olabilirsin. Suyu çok severim aslında ama. Ya olabilir. Yani balıkların ya, gezdiği meselesi bana bir şey ifade etmiyor. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Akvaryum. Yok, benim onunla alakalı da şöyle bir anım var. Fanusun içerisinde çok fazla balığım oldu hep, iki çift çift. Hep öldüler. Peş peşe hep öldüler. Herhalde bundan dolayı diye düşünüyorum ama çocukluk travmam değil yani. Buradan 13-15 sene öncesinde çok da çocuk değildim yani. Anneydim. Ya balıklar tabii daha az dayanan canlılar. Çok iyi bakmak lazım. Devamlı, bir de çok pasaklı da bir iş yani. Devamlı elin üstünde olacak falan. Evet, aynen. Ama ondan keyif alan da inanılmaz seven insanlar evet, benim var. Benim çok fazla arkadaşım var. Yani biz mesela balık hekimliği diye bir kavram yok yani, en azından. Böyle doğrultururlar işte ağzından. Böyle doğruyor ya, o çok güzel falan. Tabii onu yapan insan zaten balıkçılar, o işi yapanlar o işten çok iyi anlıyorlar yani. Yok, o da benim tarzım değil arkadaşım, balık. Ya seninki biraz böyle dokunsal olacak, varlığını hissettirecek. Evet. Balıklar tabii bambaşka yani. Gece şöyle gelip kuşlar benim... Kuşlar da aslında, sana daha büyük bir kuş mu abi? Yapsak ne yapsak, papağan? Papağan olursa olur, tamam bak, papağan olursa olur. Çünkü ben ona çok inanılmaz, o dille karşılıklı çok, çok atışırız gibi geliyor bana. Çok çok severim. Yani gerçekten evde ayrı bir keyif oluyor yani kuş. Papağan da olursa olur. Kedi var mı sizde efendim? Var. Yok efendim. Bu yakın zaman gelecek bir şeyler varsa. Biz pek çok değiliz. Papağanlar yani tabii egzotik hayvanlar. Çok yüksek fiyatları da satıyorlar. Aa, çok, hani evet, doğalarından alıp koparıp alıyorlar vesaire. İşin esas bunu da sorguluyorum bir yandan, ne kadar doğru diye. Ama artık dünya öyle bir hale geldi ki yani ne doğru ne yanlış birbirine girdi. Ben ama maymun alırdım herhalde. Maymun da çok zor ya. İnanılmaz zor. Bir arkadaşımın da maymunu vardı İstanbul'da. Yani inanılmaz, bildiğin o da dişiydi. Bildiğin birlikte süslenir çıkarlardı falan. Kıyafetleri ona göre alırdı. Onun tripleri vardı falan, bildiğin bulaşık bile yıkıyordu. Çok değişikti. Yani evet, ben gülme krizine giriyordum. Tahmin. Ben de istiyorum diye, ama artık bizim Türkiye'de pek yok herhalde artık. Ya artık eskisi bir dönem çok popülerdi. Özellikle 90'larda. Ama sonra yasaklandı. Ondan galiba. Ondan sonra evet yasaklandı ve hani 2000 yıllarında çok böyle maymun kalmadı yani. İyi de oldu bence. Her şey doğasında güzel. Yani aynen, mantıklı değil yani. Şimdi o bildiğin evin içerisinde insan, zaten insan gibi. Gerçekten öyle. O kadar düşündüğü şeyler var ki yapıyor bildiğin. Evi bile süpürüyor, tabii, siliyor tabii, yani tabii. Seninle birlikte. Hiç değişik bir aynen. Tarafımız yok. Bir tane tam konuşmuyor seninle, bu kadar. Aynen. Geri şey tam. Ona çok küserdi böyle arkadaşıma. Tripleri çok fazlaydı.
böyle mesela şey adet dönemlerinde özellikle dişiydi. Gerçekten adet dönemi mi varmış? Evet, inanılmaz şeyler ya. Ben ağzım açık, bildiğin naz, trip falan, böyle regli dönemi bildiğin çok değişik geçen Allah bir dönemiydi. Allah. Ben bunu bilmiyorum. Tabii maymun hekimliği bambaşka bir bambaşka. Şey. Bambaşka. Yani ben de bizzat ondan dinleyip Tuba anlatamam sana diyordu. Benden tripli diyordu. Benden tripli sinir krizleri falan geçiriyordu. Belki erkek bir maymun alsa daha keyifli olabilirdi yani. Yani evet, dişi çünkü olduğu için. Çünkü biz de şimdi onu diyoruz. Yani eğer hani alacak kişi hayvansever kadınsa, erkekse dişi bir kedi ya da köpek alırsa bağlılıkları daha böyle uzun sürüyor. Böyle tam böyle anne çocuk gibi oluyor değil evet, mi o zaman? Evet, daha uzun sürüyor yani değil bağlılıkları. Erkekte. Ama kedileri tek geçerim ben yani. Kedici bir insan olarak. Senin kediler yalnız. Ben de evde iki tane var. Sen de sürekli onlarla sorundasın çünkü şey, çünkü rahatsızlar değil mi? Ya evet, işte biraz önce bahsettiğim şeyler bizim de başımızda tabii. Bir tanesi Scottish, bir tanesi British. Birbirinin oğlu zaten. Yani vermeye kıyamadım. Akraba ilişkileri var diyorsun. İkisi de şu an zaten steril durumda, kısırlaştırdım. Ama tabii şey var, yani Heidi'yi sahiplendiğim günden iki aylıktan bu yana karaciğer yetmezliği var. Yani doğması olarak karaciğerinde bir tane damarı yok. O da devamlı karaciğer maması yiyor. Arada komalara giriyordu, ürek krizlerine vesaire. Şimdi tabii alıştık artık. Şu an 3 yaşında. Beslemesi tamamıyla reçete mamalarla. Ve reçete mamalar şu en son zamlardan sonra aldı başını gitti maalesef. Çok yüksek bizim mamalar evde en son ama senden aldıklarım var. Duruyor hayatım. Yani onun haricinde British benim oğlanda da ara ara böyle taş oluyor, böbrek taşı falan. Aa. Bir yandan da onunla uğraşıyorum. Yani ırk ediler tercih genelde. Tercih kendi söküğünü dikiyor mu hocam? Döküyor, dişe dikiyor, dikiyor. Dikiyor. Allah'tan çok iyi ekip arkadaşlarım var. Beni bulaştırmıyorlar. Çünkü ben fazla gerçekten duygusal buradan yaklaşıyorum. Selam gönderiyorum. Hepsi birbirinden tatlı. Aynen, diyorum ki yani siz halledin, ben kendi kedilerime. Zaten Heidi koma ilk girdiğinde beni yaklaştırmadılar, sen bir git. Çünkü o an hani acil bir vaka. Komada yani elim ayağıma karışmış vaziyette. Ya onu da çok sen zor yapma. Yani arkadaşlar sağ olsun hallettiler ama. Geri döndü ama ya. Tabii tabii döndü, hem de defalarca oldu. Kısırlaştırmada da oldu. Anestezi çok büyük handikap özellikle ırk kediler için. Ki Heidi'nin karaciğerinde damarının biri yok ve hani karaciğerden o atılan bir şey anestezi aynı zamanda. Kalp rahatsızlığımız çıktı bu sefer de. Mesela kalbe yönelik tedavi yaptık. Dedim yani hani bu sefer gidiyor herhalde ama çok şükür gitmedi. Ya bazen böyle oluyor. Yani gitmiyor. Bazen de oluyor, hiç bakıyoruz hasta sahiplerine. Gayet iyiyken birdenbire bırakabiliyor yani hayata tutunmayı. Ya kısmet işi bu. Böyle seni görünce dedim ya ağlar mıyım acaba diye. Çünkü yeterince bu konuda fazla ağladı. 4 gün ağladım. Merve, yani inanılmaz biliyorum, derecede. Çok iyi anlıyorum acın. O kadar zor ben ki hiç, yani. Ben hiç yani hayvan beslemeyen birinin bu kadar şansı yok yani. Bağlanacağımı tahmin etmemiştim. O kadar ağladım ki. Ben ağladım, Arda benim yanımda ağlamamak için içeriye gitti yavrum sürekli ya. Mesela. Çok zor. Ya aslında çivi çivi söküyor. Muhakkak. Tabii ki onun yerini doldurmuyor. Hiçbir canlı da doldurmayacak. Çok bireyseller. Her şekilde. Sevgileri de çok bireysel. Kesinlikle. O yüzden yerine bir tane uzatmadan evet, sahiplenmekte fayda var. Doğum bekliyoruz kedisinden. Yanlış anlaşılın, kedisinden. Kedinin doğumunu bekliyoruz. Hayırlı inşallah. Ne kadar, peki sütten kesme merasimi ne kadar sürüyor? Şöyle anlatayım. Şimdi kediler gebe kaldıktan sonra 60 gün artı eksi 10 gün civarında doğum yapıyorlar. Doğum yaptıktan sonra biz özellikle 2 ay emmelerini tavsiye ediyoruz, emzirmelerini. Hı hı. Ama işte 45 gün civarı da yeterli olabiliyor. Ondan sonra annesi sonra de önemli kesiyor. Yani diyor ya, totalde gebe kaldıktan sonra 4 ay ya da işte 3,5 ay civarı bir süre içerisinde yeni yavruyu sahiplenebilirsin. Ama tabii yeni yavru sahiplenmek demek eve yeni bir bebek gelmesi demek. Yani bakım o kadar kolay bir şey değil. Hani onu aşıları vesaire takibi, yok, mamaları ben ağzımın payını vesaire, aldım derler ilgisi, ya ondan. Yani o bir yıllık süreç biraz uzun oluyor. Ama ondan sonra tabii belli bir süre sonra oturuyor. Çok keyifli hale geliyor. Evde küçücük bir şey. Çok keyifli. Ya. Evin enerjisini değiştiriyor işte biliyorsun ya Tuğba. Yani kaç ay? 7 ay kaldı bende. Bambaşka. Yani o kadar mutluluk gece oluyor ki. Gece kaç aylıktı? Gece 1 yaşında değildi sanırım. Yani değildi, hayır. 10 aylık falan da çünkü dişleri normal süt dişlerini dökmüş, yeni artık kalıcı dişleri gelmişti. Biz dişlerinden anlıyoruz, hı-hı, hayvanların daha çok yaşını. Ondan sonra ama genel olarak işte 10 mama aylık bile yememişti. Azıcık yemeye kalkışıp tekrar çıkartıyordu mesela. Ya işte panlokopeni dediğimiz bu kedi aşılarında, kedi karma aşılarında olan etken aslında %99 öldürücü seyreden bir rahatsızlık, viral enfeksiyon. O yüzden muhakkak en az 2, normalde 3. Biz kendi polikliniğimizde 3 yapıyoruz. Uygulanması gerekiyor. Bir de şöyle bir handikap oldu.
2 yıldır bu pandemi dolayısıyla biz aynı aşı flakonlarını kullandığımız için COVID-19'da biz kedi aşılarını, kedi karmalarını bulma konusunda çok zorlanıyoruz. 2 yıldır aşı olmayınca haliyle bu hastalık da ortaya bir salgın olarak kedilerde ortaya çıktı. Özellikle rapelleri yani yıllık tekrarları yapılmamış kedilerde, yetişkin kedilerde birdenbire çıktı. Son 6 aydır bunlarla daha çok uğraşıyoruz. Şimdi aşılar geldi çok şükür Türkiye'ye de. Tabii yine yeterli değil ama işte en azından yavruları önceledik. Çünkü yavruların kapma ihtimali çok daha yüksek yetişkinlere göre. Onu yaptık ve şu an Türkiye'de olduğu için de panlokopeni birazcık da azaldı. Ama biz gecenin öldüğü dönem 6 ay içerisinde çok fazla panlokopeni vakasına rastladık. Yani hayvanseverlere de yapacak bir şey yok. Elimizde yoktu maalesef ama dünyada öyle bir zaman haline geldi ki bu. Bırakın aşıları yani görüyorsunuz hani birçok temel gıda maddesinde bile ulaşımda problem yaşanabiliyor maalesef ülkelerde. Gündem olarak nasıl düşünüyorsunuz? Bir siyasetçi olarak efendim. Ya buraya çok senin siyasi eşinde... kişiyle gelmedim. Ama evet farkındayım. Ama şöyle bir şey var. Senin şimdi bir tarafın veteriner arkadaşım. Bir tarafın tamamen siyasi bir kimlik. Şimdi sana ne sorusu sorsam, nereden girsek, nereden çıksak? İstediğin soruyu sorabilirsin. Hani soru sormak anlamında değil yani. Ülkeyi bir değerlendirebilir miyiz birlikte? Ya şöyle tabii ki yani ekonomi şöyle iyi, süper, uçuyoruz, kaçıyoruz dersek mübalağa etmiş oluruz ve doğru bir yaklaşım olmaz. Yani sen de ben de işte Ayşe teyze de hepimiz aynı marketten, pazardan alışveriş yapıyoruz ve çok ciddi bir enflasyon var maalesef. Ama biz gerçekten 2 yıllık bir pandemiden çıktık ve diğer ülkeler daha gibi... Daha çıkmadık bile. Yani işin esası doğru söylüyorsun. Hani omikronla birazcık daha mutasyon hani şey oldu en azından ama daha iyi oldu. Ölüm sayılarımız falan maalesef henüz daha tam düşmedi. Yani bir tık daha iyi. En azından hani mesela Avrupa'da maskeler tamamıyla kalkıyor. Belli yasaklamalar ortadan kalktı. Ki vaka sayıları düşmemesine rağmen hani... anladığım kadarıyla COVID böyle tipik bir influenza gibi her yıl grip aşısı nasıl yapılıyordu öyle alıştık. Bir şekliyle alışıyoruz kalacak. Alışıyoruz yine. Tabii alıştık ama tabii yine özellikle kronik rahatsızlıkları olan yaşlılarda vesaire hani o aşılamaların ve koruma işlerinin kesinlikle aksatılmadan yapılması gerekiyor yani. Yani biz aşıları her daim aynı şekilde vurguluyoruz. Hani kedide de beşeride de öyle. Pandemi ciddi anlamda birçok sektöre sekte vurdu. Turizm sektörü, hizmetler sektörü tamamıyla gitti mesela. İşte biliyorsun hani bir yerde benim ufak da olsa bir ortaklığım vardı hizmet sektöründe. Evet. Yani biz 1,5 yıl boyunca ciddi problemler yaşadık. Ki bu sektörden geçinen milyon tane insan var. Garsonu var, aşçısı var, işletme sahibi var vesaire. Yani ciddi anlamda bütün dünyada çok ciddi bir şey oldu. Bırakın şimdi Rusya, Ukrayna durumu ortada. Evet, dünden beri sürekli onu ondan konuşuyoruz. Ondan önce Suriye vesaire. Yani aslında bunlara bakarken çok da böyle politik malzeme yapmaksızın değerlendirmekte fayda görüyorum ben. Evet yüksek ama biz üretime yönlenmediğimiz müddetçe, kendi söküğümüzü kendimiz dikmediğimiz müddetçe ülke olarak yükselme şansımız yok. O yüzden hani bu kur evet çok yüksek, enflasyon evet çok yüksek ama ben bu ülkenin gücüne, insanlarına çok ciddi güveniyorum. Yönetimsel bazda da birçok şeyin güzelleşeceği konusunda umudum var. Çok daha iyi yerlerde umut olacağız ve yani. Ve ümit etmek ne kadar güzel bir şey. Aynen. Ben de düzeleceğine inanıyorum. Yok, hiçbir ben şey, size hiçbir söyleyeyim. Şey, yani sonsuza dek sürmez yok deniyor ya. Ha ben şunu da söyleyebilirim. Allah'tan bizim hükümetimiz zamanında oldu bu. Evet. Yani bizim hükümetimizde olmasaydı nasıl bir süreçle karşı karşıya sizin kalırdık hükümetiniz. Bizim değil. Bilen bilir. Ha, yok bizim canım değil. Hepimizin hükümeti tabii. Hepimizin hükümeti. Tabii, yani hepimizin yani sonuçta ben şu an AK Parti'de Melikgazi yönetimde, ilçe yönetimdeyim. Bilmeyen arkadaşlarım vardır. Evet belki. Özellikle bilmeyenler dediğim varsa gibi ben yani çok iyi biliyorum. Esası burada siyasi kimliğim işin esası gelmedim. Ama bu tarz sen Merve Sarıoğlu kendi olarak geldin efendim. Söylemek i̇ster veteriner ol, ister görmüyorum. Hani, evet. Herhangi bir partide ol. Bu değil ki. Evet. Merve Sarıoğlu'sun. Tuğba Kuşdilim. Ama devlet ben şuna çok inanıyorum. Devlet olmazsa millet de olmaz. İnsan olmaz. O yüzden bazı insanlar bazı şeyleri yanlış anlıyorlar. Bazı şeyleri bir şarkı çıkıyor efendime söyleyeyim. Bir şarkı çıkıyor. O onun üstüne alınıyor bu parti. Hayır. Böyle şeyler yapmamıza hiç gerek yok ki. Yani
bu bir parti şarkısı değil mesela. Bunu söylemek istiyorum. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Ben o şarkıyı dinlerken hiçbir partide düşünmüyorum. Keyif alıyorum sadece. Diyorum ki ülkemiz kötü günlerden geçti. Ondan dolayı dinliyorum diyorsun. Ben tamamen pandemiye yoruyorum. Gerçekten öyle ya, ama. Ya olabilir yani, bu insanlar... Ben her... günlerdir bakıyorum arkadaşım, sözünü valla kesim ama. Günlerdir bakıyorum sosyal medyalarda, orada burada şurada. Hayır efendim, ben o şarkıyı severek dinliyorum. Ben onun gibi bir partinin şarkısı da olsa o şarkıları da severek dinliyorum. Partiye ithaf edilmiş olabilir, onun için de yazılmış olabilir, hiç fark etmez. Ama ben o şarkıda kendimi bulduğum yer başka bir yer. Başka bir yer. Hiçbir partinin olamaz. Ben öyle inanmıyorum buna. Özellikle bunu söylemek istedim. Sen geldiğinde dinliyordum çünkü. Yok canım, yani biz kimseyi yargılamıyoruz zaten. Hayır, hani yok, yanlış bir yerden. Değil, insanlar yanlış yorumlamaya çok açıklar. İşte yanlış yorumladığı için. Yani herkes otursa kendi işiyle ilgilense, yoksa herkes bir şarkı yani adı üzerinde sanat. Keşke herkes bu... farklı bir anlam yükleyebilir, çok aynen normal arkadaşım. Ama bunu öyle bir kullanıyorlar, öyle bir hale o getiriyorlar ki. O kadar saçma ki. Bir şekilde. Sonra da dönüyor, kutuplaştırılıyor oluyor. Oysa ki alakası yok ne yani. Ne gerek var böyle bir şeye? Yapan... Yapıyorsun ondan sonra böyle mi olur? Özellikle şunu söylemek istiyorum. O şarkılara takılacağınıza ya da saçma sapan şeylere takılacağınızı, ülkemizdeki cinayetlere, tecavüzlere, çocuk cinayetlerine, çocuk tecavüzlerine takılsak... Mesela bunun için ayaklansak, bunu daha çok hashtag yapsak mesela sosyal medyada, bunları yapsak. Değil mi? Ekmek parasını mesela yapsak, ekmeğin fiyatını, süt alamayan bir adamı mesela hashtag yapsak. Marketlerin haksız işte, kazançlarını yapsak. Yani yapsak. Yani. İşte buna çok sinirleniyorum arkadaşım. Dayanamıyorum, tutamıyorum kendimi de. Bunlara takılmayıp da o şarkı yapmış, o bunu yapmış, bu böyle ne gerek var? Ülkemizde tartışmamız gereken... Gerçekten ayaklanmak demeyeyim de ona. Bir çocuğa tecavüz edilip öldürüldüğünde sabah onu normalleştirmesek mesela. Bir şehidimizi normalleştirmesek mesela. Bunları yapsak. Evet. Tutup işte öyle mi? O kadar çok fazla sosyal medyada bakıyorum, özellikle Twitter'da. Öyle yok, o şöyle yaptı. Yok böyle. Bakıyorsun elle tutulur hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Sonra Rusya ile bir kere Ukrayna'nın savaş mevzusunu dalgaya alan insanlar görüyorum. Ya işte olayın ne boyutta olduğunu bilmiyorlar sonuçta. Bu kadar cahil olamayız. Bu kadar maalesef, cahil olamayız. Maalesef. Evet, programı böyle istiyorsan konuşunca çoştuk. Hemen bana ama sinir geliyor. Haksız mıyım arkadaşım? Yok, çok haklısın. Yani haliyle biz de hani arkadaş ortamlarında ya da otururken bu tepkileri veriyoruz yani ister istemez. Ben biraz canlı yayında veriyorum, fark ettin değil mi? Çok normal. Sen içi dışı bir insansın. Ben nasılsan şey olarak öylesin. Düşünmüyorum hiç televizyon fark etmez olarak. Yani. O şu an kamera var ya da yok senin için çok farklı. Aynen öyle gerçekten. Ben seni tanıyorum. Teşekkür aynen. Ederim canım. Ne güzel. Bu çok güzel bir özellik yani. Keşke işte herkes de böyle biraz... O yüzden de seviliyorsun Tuğba'cığım. O yüzden izleniyorsun. Çok canım normal. Arkadaşım. İnsanlar çünkü samimiyet arıyorlar artık. Çünkü o kadar az ki. O kadar samimiyetsiz maskeli insanlar insan o kadar var ki. Çok ki. Yani o yüzden samimi olmakta fayda var yani. Ben biraz şeyim, insan diyor ki herkesi evet ben herkesi seviyorum. Seviyorum. Kötü diye ayırt etmiyorum. Allah yaratmış. Hiçbir şey yok. Allah yarattı diye seviyorum. Doğru. Yani niye kötü düşüneyim ki? Ben birini sevmiyorsam mesela, sevmiyorum diye bir şey yok. Ondan hoşlanmıyorsam bunu da yüzüne karşı söyleyebiliyorum. Ya bir tık uzak durmakta belki, belki bu da kötü bir huy ama yüzüne karşı bunu söyleyebiliyorum. Belki doğru değil yaptığım ama ben bundan mutlu oluyorum. Şurada duracağına çıksın ağzımdan diyorum. Kötü mü sence? Ya kötü için? Değil ama hepimiz işte bir değer arayışı içerisindeyiz. Yani ben biriciyim. Yani yapısal olarak insanın fıtrasında var bu. Değerli olduğunu hissetmek için bazıları iyi yolları deniyor. Ki hiç kimse yani yaşamadığı şeyi yargılayamaz yani. Hani derler ya hep onun ayakkabısıyla giyip. Evet. Çerçevesinden bunu yapmayan bakmak da ne kadar lazım. Çok insan var. Yani onun yapılmadığı için yani üzülmek, o konuda uyarmak. Ha, uymayabilirsin. Bu da çok normal. Herkesin fıtratı birbirine uyacak diye bir şey de yok. O zaman uzak durmakta fayda var yani. Birbirini incitmek değil ama yani saygı duymak işin esası en temelde. Saygı varlığına çok saygı önemli duymak. Bir şey. Gerçekten çok. Varlığına önemli. Saygı duymak ama biz artık o kadar kalıplaştırdık ki bazı şeyleri. Maalesef ki bu şehirde çok yüksek bu. Hani yayın öncesi de biraz konuştuk. Biraz rahat olmakta fayda var ya. Yani insanları bir
normal hallerinde, yani hani şu el gördülük yaşama hikayesi var ya, Kayseri'nin bence en temel sorunu bu yani. Bak çok güzel bir yere değindin. Yine en güzel nokta atışı yaptın. Buradan ilerleyebilirim seninle hemen. Yani keşke insanlar olduğu gibi olsa, birbirlerini olduğu gibi kabullense. Birbirlerine zarar vermeden, tabii ki hani kendi karşı tarafa zarar vermeden istediği yaşamı deneyimleyerek yaşasa. Ne olur ki yani? Ne kaybederiz yani? Ama yok maalesef. Yok. Maalesef yani. Aşılır mı? Uzun yıllardır var ama aşılır mı? Yani inşallah aşılır diye umut ediyorum. Ama tabii ki bu böyle derken çok özel değerlerimiz de var. Değerlerimiz yani o değerleri kaybetmeden ama. Bu tarafı da kazanarak güzel bir sentez yapıp yaşamak lazım. O yüzden de işin esası anne babalara çok iş düşüyor yani. Evet. Biz kendi aramızda hep konuşuyoruz. Bu jenerasyon Z kuşağı hani alfa da var. Şikayetleniyorlar ya. Yani Z kuşağını Y kuşağı meydana getirdi. Evet. Yani bu sizin karneniz. Aynen öyle, çok güzel yani, söyledin arkadaşım. Bu sizin karneniz kardeşim. Bu çocuğa sen ne verdiysen, sevgiyi verdiysen, ilgiyi verdiysen, bilgiyi verdiysen onu alırsın karşılığında. Ama maalesef Y kuşağı çocuklarıyla çok hemhal olamadı. Gerek geçim sıkıntısından, gerek kendi dert ve problemlerinden. Öyle olunca da bu sefer de şikayetleniyorlar. Oysa ki öyle değil yani. Valla ben bazen şikayet ettiğimi düşünüyorum ama sonrasında direkt şey geliyor aklıma. Yani onu da işte Arda'yı düşünüyorum. Yani, yine de diyorum çok normal buluyorum. Ya ben değer yargılarını görüyorum, çok beğeniyorum. Yani çok mutlu oluyorum. Sohbet ediyorum. Çok zekiler, ön yargıdan uzaklar. Ya muhteşem, aslında olmamız gereken bu. Keşke yani, öyle olsalar. Keşke, herkes böyle olsa. Biraz fazla teknoloji, bilgisayara düşkünler. Hani tek problem. İnsan ilişkileri, sosyaliteleri İnanılmaz zayıf. İnanılmaz kötü. Yani, İnanılmaz kötü. Kendi evli. Bana ne diyor biliyor musun? Her programda beni anmadan rahat edemiyorsun. Ama ne yapacaksın yani? Seviyorum o oğlum seni. Seni anmadan nasıl parçası. Geçeyim? Çok normal yani. İnanılmaz kapışıyoruz. Bir şey olmuyor. Merve ablayı ara. Öyle diyor ya. Merve ablayı ara. Merve abladan mı bu bilgiyi aldın? Hemen onu soruyor i̇şte, mesela. Ne kadar güzel sorguluyor. Çok yani fazla sorguluyor. Muhteşem bir şey yani. Bazen tamam Arzucuğum, hayatta onun cevabını almadan mümkün değil, tepemden dahi gitmez. Şahane hiçbir şey olmasa telefon da beni taciz eder sürekli. Hadi oldu mu, sordun mu, dedin mi? Mesela şeyde Merve abla mı dedi, öyle miymiş? İşte geceyle alakalı kısımlarda mesela. Ben şimdi biraz o hasta diye işte o şeyde. Üzülmesin diye bazı şeyleri sakladığını falan ama düşünmüştüm. Ama ısrarla üstüne basa basa. Bunu Merve abladan mı duydun, dışarıdan mı? Oğlum Merve ablanı aradım işte, sordum. Durumu nasılmış? Merve ablayla ben konuşabilir miyim? Seni konuşturmadım bile. Bilerek ve isteyerek konuşturmadım ya, çok mesela. Zor bizim için gerçekten bunu söyleyebilmek, o kadar zor ki Tuğba yani o evet, evden o gün, bir canlı. O gün tam böyle kahvaltıdaydık. Yani aşağı yukarı görüyoruz, hissediyoruz yani bir şekilde bir şeyler, bir de ne oluyor musun? Bazen de çok iyi giderken birden pat diye kötüleniyorlar. Evet yani. Sen bu özellikle söyledin. Bu hastalığın maalesef böyle bir seyri var, o yüzden biz de kestiremiyoruz. Ne olacağını değil ne mi? Ne olacağını yani hani o açıdan istediğin kadar aynı vakayı yaşa. Çok vaka görmüşümdür panlokopen adına. Birkaç mesela. Gördüm. Sahiplenmek isteyenler için şöyle bir şeydi. Önce bir hazır mıyım acaba dedim. Değilim daha dedim. Yok ya, zaman kaybetmeyeceksiniz yani. Ama şimdi Melike'nin artık, yavruları inşallah artık da olsun. Hayırlı. İnşallah. Peki kısırlaştırma konusunda neler söylemek istersin? Şimdi, doğru mu? Mesela ben gece yaşasaydı onu kısırlaştırmayı düşünmüyordum. Yavrular olsun, baba olsun istiyordum. Kısırlaştırmak gerekiyor. Yani gece erkek de hani erkek kediler evde çok problem çıkarabiliyor. Neden? Çünkü dişiler gibi işte bir kızgınlığa, östürse girip sonra ya da bir gebe kalıp 4 ay boyunca işte hani emzirme ve gebelik süresi sonrası tekrar kızgınlığa giriyor. Tabii gebeliğin de belli bir şeyi var. Yani vücuda çok büyük stres kaynağı ama kızgınlık daha büyük stres kaynağı. Erkek çiftleşiyor. Çiftleştiği andan itibaren devamlı çiftleşmek istiyor. O da tüy dökülmesi, bağırma, etrafı işeme vesaire problemler yaşıyor. Bunları bir kenara bırakırsak 2 yıl içerisinde aşağı yukarı 2 yıl, 3 yıl çiftleşmeyen kedilerde işte özellikle erkek kedilerde testis yumurtalık kanseri, dişilerde meme kanseri ya da rahimde piometre dediğimiz irin toplanması gibi vakalara çok sıklıkla rastlıyoruz. Sokakta olmuyorlar, devamlı çiftleşemiyorlar. O yüzden de bunların kesinlikle kısırlaştırılması gerekiyor evde. Başka bir yolu yok. Onların sağlığı için çok önemli özellikle. Biz o yüzden kısırlaştırmayı önemsiyoruz ev kedilerinde. Hatta sokak hayvanlarında da öyle. Çünkü kısırlaştırma yapılmazsa kedi ve köpeklerde, özellikle köpeklerde bir batında 16 hatta 20'ye kadar yavru alabilen köpekler var. Etraf çok fazla sokak hayvanı olur. O canlara bakmak gerçekten çok zor. Çok zor. Gerçekten. İnanılmaz bir kedi var dışarıda farkında mısın? Evet. Kedi, köpek. Şimdi
Köpek evde biraz daha zor. Hani bahçeli bir evin yoksa apartmanda tabii hakikaten köpek, çok zor. Zor bakımı, kedi yani ben köpek hastası bir kadınım normalde. Çok sevdiğim, yani ölürüm hayvanlara ama köpeğin bendeki yeri çok başka. Ben şimdi bana deseler ben evde yılan da beslerim. Vallahi billahi timsah bile alırım benim. Ben leylek besledim evde. Leylek derken seninki tüm garipmiş. Hani benimki de yılan falan. Şimdi ben üniversitede öğrenciyken kuş gözlem kulübündeydim. Kuş gözlem olarak da biz devamlı Sultan Sazlığı'na gidiyorduk. Kuş gözlem nedir? Eskiden leylek falan sayılırdı yani. Şimdi yapıyordur belki üniversitede arkadaşlar. Tabii ben mezun olalı 16-17 yıl oldu. Epeydir uzağım bu işlerden. Giderdik leylekleri sayardık. Elimizde dürbünlerle işte Hürmetçi tarafına işte ya da işte Sazlık tarafına, Develi tarafına vesaire. Kelebek bir... avladın mı sen de kelebeklerin yok, şey, kelebek yaşam tarzı falan? Yok, kelebek avlamadım ya. Ben kuşçuydum o dönem. Çok kuş gözlerdik. Gider sayar gelirdik. İşte yeni bir tür gördüysek ya yeni bir tür gördük falan çok büyük mutluluktu bizim için. Ben kuşları da çok severim yani. Leylekle nasıl geçindiniz? Sonra bir gün aradılar beni Sultan Sazlığı'ndan. Dediler ki böyle böyle Merve Hanım işte bir tane saçma girmiş leyleğin kanadına uçamıyor. Dedim ki üniversiteye getirin. O dönemde öğrenciyim. 4 ya da 5'im hiç hatırlamıyorum ama sanırım 4. sınıftayım. Klinikte biz devamlı klinikteydik zaten. Üniversitede şimdi şu andaki gibi kampüsün içerisinde böyle çok iyi bir veteriner fakültesinin hastanesi var şu an teçhizat bakımından. Bizde öyle bir şey de yoktu üniversite okurken. Bizim şartlarımız çok sınırlıydı. Kuşu getirdiler. Hoca ile beraber tedavisini yaptık. Dedi ki hoca burada tutamayız. Dedim o zaman eve götüreceğim. Çaktırmadan böyle gece de oluyor Tuğba. Leyleği böyle büyük bir şeye koydum. Leylek o zaman kocaman büyük bir şey. Kocaman mi? Leylekler çok büyük. Hayır zaten. Yavru muydu anlamında söyledim. Yok büyük yetişkin leylekten bahsediyorum. Uçamıyor. Allah'ım leylekler Allah. Bir de yarım oturur. Hani onların böyle uzun dikey bacakları var ya dirsekten böyle yarım oturur. Ay gözümün önüne bir geldi. Kocaman bir şey yani. Yani iki tane hindi büyüklüğünde düşün yani yetişkin aman iki Allah. Hindi büyüklüğünde. Sonra bu leyleği ben aldım bizimkilere çaktırmadan gece böyle. Pembe Pantera dansında küvete yerleştirdim banyoya. Küvete. Küvete. Çok güzel. Sonra erkek kardeşim benden sonra gelmiş. Uyudum. Gece tabii tuvalete kalkıyor. Kafayı bir çeviriyor. Gece gözlerine inanamıyor. Küvette diyor ki herhalde rüyamda işte leylekler leylek. Görüyorum. Bas bas bağırmaya başladı. Tabii korkuda. Hepiniz kalktınız. Sonra kalktık ne oluyor? Evde leylek var falan dedim. Var ne olmuş? Evet var ne olmuş? Ne olmuş? Sonra ne oldu biliyor musun? Bir hafta boyunca o leylek bizim evde durdu. Gittim balıkçılardan özel hamsi aldım. Mikserde çektirdim hamsiyi. Leyleği besliyoruz falan. Sonra bir hafta boyunca her gün evde misafir var. Pastasını böreğini yapan leylek görmeye geldik. Leylek görmeye geldik diye. Peki leylekler sonra? Sonra tabii leylek. Rahat yaşadınız mı o leylekle? Yani evet. Leylekle işte bir hafta kadar evde takıldık. Ondan sonra da geri iyileştirdik. Uçabildi mi sonrası? Saldık. Uçtu çok şükür yani. Tabii sonra akıbet ne oldu bilmiyorum ama ait olduğu yere gitti, gitti. Tekrar. En güzel yani. O. Hayvanlara ait olduğu yerlere bıraksak keşke. Tabii. Ama işte kedi güzel şey. Ya kedi ev, yani şöyle söyleyeyim kedi yani evde aslında ait olduğu yer. Yani ben şimdi balkonun kapısını açıyorum. Soğuk diye dışarı çıkmıyorlar benimkiler yani. Ay çok havalı mümkün bunlar. Mümkün değil, mümkün de hiç çıkaramazsın. Kedi yarım konuşuyor bence o kediler. Şey karıncısı bırakmışlar, bağıra bağıra geri geliyor. Storyler bazıları paylaşıyorlar inanılmaz gülüyorum evet. Ama hakikaten kedileri çok seviyorum kedilerle artık. Yaşamayı denemekte fayda var yani çok korkan gördüm geldiler çok fazla çocuklar istedi var. Anneler istemedi babalar istemedi şimdi bir görseniz ben de ön yargılıydım işte tedavide Merveciğim, tutuyorlar ediyorlar buralarında besliyorlar yani kedi öyle bir canlı kendini sevdiriyor yani tabii köpek hep kedi üzerinden gidiyoruz da köpekler de ya ben diyorum ki bazen hayvan mesela da. Evde otururken Heidi'ye. Heidi şu kumandayı getirsen diyorum. Köpek olsa getirecek. Vallahi getirir değil mi? Diyorum ki ya başına mı besliyorum seni? Bazen diyor işte evde kira ödemeden bilmem ne falan filan. Gerçekten kediler. Zaten sahip o. Öyle yani. Biz sahibi falan değiliz kedilerin. Prens, prens. Biz kimiz ki kedilerin yanından diye. Çünkü öyle bir muamele görüyoruz ondan. Şöyle bir bakışı vardı. Ay ölüyordum o bakışa. Ya hayırdır ya sen kimsin diyordu. Özür dilerim hayatım diyordum. Dur senin mamanı hemen mamanı döküyordum. Hemen suyu falan. Bir de şey özellikle sosyal medyada da çok gördüm ama yine de sana sormak istiyorum. Mamasının yanında suyu olduğunda o sudan çok içmiyormuş. Ondan uzakta olmalıymış. Doğru mudur bu? Ya aslında tam olarak öyle değil. Mamasının yanında su olması lazım ama ikili beraber olan kapları çok tavsiye etmiyoruz. Ayrı ayrı kaplarla olsun. Bir, iki su plastikte asla olmasın.
O yüzden içmiyorlar. 2-3, kediler fresh suyu çok sever. Taze çeşme suyu ya da işte böyle oksijenli suyu. O yüzden ya özel aparatları var şimdi onların böyle kedi şelaleleri falan. Ya onlardan alsınlar ya da günlük 2-3 kedi kez. Kedi normalde suyu sevmez diyorsun. 2-3 geçen ben gördüm. İçerken çok banyada şöyle bir şey yapmışlar böyle bir dönerli. Oradan da su akıyor. Morali bozuk galiba ki oraya yanmış. Biliyorum, su üstüne damlıyor. Şöyle yapıyoruz. Bazıları seviyor. Yani çok bireysel. Ben bazen ama genel olarak sevmiyorlar suyu yani. Ama su içmeyi seviyorlar. Sen bana kediyi bir kere bile geceyi bir kere bile yıkattırmadın. Gerek yok ki kediyi yıkamaya. Çünkü kedilerin doğasında var o yani. Ama şöyle bir yıkamak stres. Fışır fışır şöyle bir görüyorum bir sürü yıkıyorlar. Ben niye yıkayamadım? Yanlış yapıyorlar. Yani köpek yıkanır evet ama çünkü dışarı çıkıyor, geliyor. Yani onun da belli bir şey var tabii ama kedinin yıkanması için bir ihtiyaç yok. Çünkü kedinin günlük 18 saate kadar varan yalanma süreleri bile olabiliyor biliyor musunuz? Evet, yani kediler, zaten dokununca kendini yalıyor. O yüzden kediler de su içme çok önemli. Çünkü tükürük salgısıyla devamlı kendini yalıyor ve bu yüzden de biz özellikle hairball dediğimiz o tüy yumaklarına karşı malt ve vesaire. Çünkü tüyünü yutuyor. Yutuktan dışarı çıkarması sonra onu dışkıyla. Lazım. Dışkıyla atması lazım. Onu da belli bitkisel çözümleri var. Onları muhakkak tavsiye ediyoruz. Neden? Doğadaki hayvanlar ne yapıyor? Çim yiyor. İşte ağaç kabuğu kemiriyor vesaire. Onunla çıkarmaya çalışıyorlar. Liflerle. Ama maalesef evdeki hayvan öyle bir şey yapamıyor yani. Tabii salon bitkileri falan da kediler için mesela çok tehlikeli olabiliyor. Kedi ve köpekler için bazı ben bitkiler var. Ben zaten bizim evde yoktu tatlım. Hiç onları sıkıntı da yok çünkü ben bakamıyorum. Yani. Mesela bizim için çok normal olan menekşe, melisa, sukulentler mesela şimdi neredeyse her evde var. Aloe vera. Bunların her biri kediler için çok zehirli. Yani sadece bir yalaması yeter yani. O evet, yüzden bunlar varsa evde gelecekteki kedim kalırım. İçin hazırlanıyorum evet. Şimdi hocam. Size hocam diyebilirim tabii ki. Yani Merveciğim programımız bitti biliyor musun? Öyle mi gerçekten? Evet. Ya. Rüzgar gibi geçti. Rüzgar gibi geçer. Seninle sohbet. Bu arada ben dün bizim 5. yılımızmış seninle. Sen de bana diyorsun ya. 14 Şubat'ı sürekli mi kutluyorsun dedim bir de bana. Aa, evet. Allah Allah dedim acaba oradan bakınca böyle. Sevgili muhabbeti yapınca tabii. Sen benim 5. Evet. Aslında sen benim 10 yıla yakındır yani bu hayatımdasın. 5. yılımın kutlamasını ilk programıma Güzide konu olarak da. Bilsek şöyle bir pasta falan. Aslında bak. Niye yapmadık öyle bir şey? Ben çok erken geldim. Pasta dükkanı ben açmış gibi oldum dedim ya. Nazar bir boncuklu falan. Bunu ben senin orada yapayım. Olur. Olur. Bak olur. Daha güzel yapalım olur. Aynen. Yapalım. Tektili mekanı. Dün fotoğrafı gördün dedim paylaşmadım sana. Eski burnum diye paylaşmadım sana. Ya sen her haline güzelsin ya. Ben güzelliğin şekilsel olduğuna da inanmıyorum. Ben de ya. İnanmam enerji ama. Enerji yani şu duruşun auran yeter yani. Canım artık bir daha nazar değer. Ben nereden maşallah. Düşerim bakarım. Bugün nereden düşeceğim. Ben maşallah, öyle gidiyorum kanaldan. Maşallah. Ama o sabahı hiç unutamıyorum. Programın ismi yoktu. O sabah işte sizinle birlikte girişte ben Tuğba. Çok resmiydin. Haber kanalı sunucusu haber kanalı gibiydin. Haber gibiydim. Yani evet bunu açtık şükürler olsun. Birkaç program sonra hemen geçti o i̇şte ama. İşte şey ama yani çok normal yani. Seni sunucu sanmışlardı hayatım. Ben konuktum sana. Çok konuşan bir insan olarak. İyi ki sendin. Gerçekten. Hala sana bunun için defalarca kez teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Arkadaşım çok güzel bir programdı. Sen konuştun zaten. İyi ki sen gelmişsin. Sen gelmesen ben ne yapacaktım yok ilk programımda? Yok ya bir şekilde yapardın. Sen her türlü altından kalkarsın. O gün yapamazdım. O gün kamerayla ilk karşılaşmamdı hayatım. Zor değil mi? O gün zor çok zordu. Sonra ertesi gün düzeldi. Ne olduğumu, kim olduğumu falan hiçbir şey söylememiştim hatırlasana. Tabii aynen. Ama tabii sonradan oturdu. Yani çok yakıştın. İşte zaman. Yani kendine yorumladın o çok ben güzel çok bir şey. Ben de çok seviyorum ne kadar bayılıyorum şu an kameraları artık kendinsin görüyorum. Yani. Evet o zaman kendim olamamıştım. Çok normal ama ya hepimiz ben birçok programa çıkmışımdır, konuşmuşumdur, sunum yapmışımdır. Bazen öyle bir heyecan gelir ki böyle ya da bazı oluyor yani programlarda böyle takılıp kalıyorum yani. O çok normal. Şimdi ben insani bir şey. Yarın Antalya'ya gidiyorum 4 gün oradayım. Bir iş seyahati diyelim. Orada da sunuculuklarım var. 450-500 kişiye. Yalnız şey ekibe bak. Komik olan bir şey var. Şimdi orada hiç tanımadığım insanlara sunum yapmayacağım. Bütün Kayseri'den ekip olarak gidiyorum. Bütün herkes Kayseri'den. Müteahhitlerimizi. İyi, yabancılık hiç yabancılık çekmeyeceğim. Şimdi sen de mi geliyorsun? Herkes birbirine. Sen de mi geliyorsun? Size mi geliyorsunuz? Dedik ya. Hele diyor Lara olunca diyor. Benim bir aklıma gelmiş. Var falan mı var? Şöyle bir gala gecesi ve toplantı edasında 3-4 gün müteahhitlerimize özel bir firmanın bir işte kendi müteahhitlerine kendi yani iş yaptıkları insanlara özel bir ben ona şey tatil gibi bir şey işte aslında orijinalde şuradan bakınca
Bay Toplantısı filmi geldi aklıma. Öyle bir şey yaşamak istemiyorum. Öyle bir şey yaşamak istemiyorum. Orada çok güzel replikler vardı çünkü. Bak, Cem diye genzime sıçradı. Nazar değdi yanlış şey, ben burada ölüyor bile olsam rejimde hala kamerada ben. Arkadaş çok teşekkür ediyorum size canım rejim. Sevgili Ali Parıltı da yazmış. Sen telefonuna bakıyorsun. Reji de seni kameraya almış. Sen varsın diye. Ayrıca teşekkür ediyorum. Ali'cim izlediğin için ayrıca sana da teşekkür ediyorum arkadaşım. Hemen mesaj geliyor böyle bir şey olduğunda. Güzel arkadaşlarım takipte oluyorlar. Ekip şahane canım. Dışarıdan izleyenler çok daha şahane. Sürekli bir alttan öyle mi desen, bunu mu desen, bunu da sorar mısın, böyle yapar mısın? Geçen doktorlarımıza mübarek, benim akrabalardan bir tanesinin sorusuyla bitirdik. Başından başladık, yemin ederim. Başından doktor başladık sonunda. Doktor görünce soru sormayı çok severiz ya. Hayır, severiz de zaten kendi doktoruymuş hocam. Ha. Sıkıntı burada, bütün problem orası arkadaşım. Kendi sorduğu soruları tekrar. Şöyle deme olsa, benimki şu kadardı falan. Neyse söylemeyeyim kim olduğunu da bari ayıp olmasın diye. Herkes anlamıştır herhalde kim olduğunu. Çünkü bir tane doktorumuz konuk oldu da bunca programın içinde. Hayatım sen de doktorsun. Yok daha doktor değiliz. Biz veteriner hekimiz. Bizim doktor olmamız için doktor unvanını almamız gerekiyor. Aslında hekimlik tabii ki şey ama biz var ya. Yani sen benim gözümde bir doktorsun. Bizim ne göstergemiz var, ne Sağlık Bakanlığı'nın o çalışma yıpranma payımız var. Biz Tarım Bakanlığı'na bağlı olduğumuz için biz maalesef aşıda bile o kadar çok sorun. Düşün ya bütün pandemi boyunca gece gündüz çalışan tek meslek grubuyuz. Sağlıkçıları bir kenara bırakın. Ama velakin gel gör ki kendi yıpranma payımız buna benzer işte şeylerimiz maalesef yok veteriner hekimleri olarak yani. Yalnız şey aşı vurulurken nasıl bir cırlıyorlar değil mi? Ya bir de o da var. Biz devamlı tehlike içerisindeyiz yani. Sırılıyoruz, çiziliyoruz. Enfeksiyon riskimiz çok yüksek. Çok yüksek. Zoonoz hastalıklara yakalanma ihtimalimiz çok yüksek. Kisti dediğin tetanozuna kadar yani kuduzuna kadar. Ama maalesef işte böyle bir algı var. Ama bu da düzelecek öyle söyleyeyim yine şey. Çünkü mesela Avrupa'da, Amerika'da veteriner hekimlik, tıp veteriner hekimlik, diş hekimliği aynı ayardı. Şimdi biliyor musun üniversiteye giriş puanlarına geçen baktım. Veteriner hekimler şu an diş hekimlerinin daha üstünde üniversiteye girişte. Ya inanamadım. Allah helal olsun dedim yani. Olması gereken bu çünkü çok zor bir bölüm. Tamam Tuğba. Diyecektim. Çok zor. Yani onlar sadece insanda görüyor. Şöyle kendime bir biz düşündüm. Domuza kadar görüyoruz yani. Her şey görüyorsunuz değil tabii mi? Tabii tabii. Farklı bir de. Doğuma gidiyordun sen bir. Ben zaten yüksek lisans doğumda yaptım ben. Doğum uzmanıyım. Çünkü seninle yaptığımız kliniğin önündeki programımızda bir ineğin doğumuyla alakalı bir şeyden bahsetmiştik. Aynen yani onu inek, hatırladım. At, işte kedi, köpek. Ay ama onların sahneleri de çok güzel ya. Ya muhteşem. Ya bambaşka muhteşem bir şey. Yani. Evet Merveciğim iyi ki geldin hayatım. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Ama şunu söyleye özellikle kedi, köpek, hayvan besleyen sevgili seyircilerimiz için neler söylemek istersin? Yani, özellikle de söyle aşıyı söyle. Ben de utanayım. Sen aşıyı söyle. Ya ben tabii ki aşılarını ihmal etmemek lazım. Bakımları kesinlikle çok önemli. Bakımlarını A'dan Z'ye her türlü yapmaları lazım. Muhakkak veteriner hekimlerden görüş alsınlar. Hani internet, Google evet çok fazla bilgi var ama çoğu yanlış bilgi ve sizin hayvanınıza uymayabilir. Ama ben en son şunu söylemek istiyorum. Ya lütfen sokaktaki çocuklar bize emanet, sokak canları. Onların mamasını, suyunu eksik etmeyin olur mu? Çünkü ben bu yüzden hayatı düzelen, bekledikleri olan o kadar çok insana şahit oldum ki. Çünkü onlar bizim şans Rabbimizin sessiz kulları. Gerçekten şans o yüzden getiriyor. Gerçekten hem şans getiriyor hem bereket getiriyor. Onları ihmal etmeyelim. Ay canım gecem. Merveciğim iyi ki varsın, iyi ki geldin arkadaşım. Sağ ol kuzum. Yani seninle sohbet her zaman için benim çok keyif aldığım bir şey. Gerçekten her şeyden konuşabiliyorum, bayılıyorum buna. Aslında KJ'ye ne dedik girmeden önce? Ne yazsak dedik? Her şeyden konuşulur. Her şey var. Yok ne yok. Ne yazdılar çok merak ediyorum. Ben de çok. Ne yazdınız acaba? Konuşurken o kadar çok şey. Farklı farklı konular var. Sesleri de gelmiyor hiç. Yok gibiler. Sevimli ne yazdınız dostlar. Acaba? Bunlar biz oluyoruz. Sevimli dostlar. Sevimli dostlarımız. Evet biz de varız. Çok teşekkür ederim. Harika bir şey yazmışsınız. Tekrar teşekkür ederim Merveciğim. Sana da nice nice başarılar diliyorum. Sen çok başarılı bir insansın. Çok başarılı bir kadınsın. Sağ olasın. Rabbim başarılarına kat kat arttırsın inşallah. Amin inşallah. Sevgili seyirciler bugünlük de programımız burada sona erdi. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Esen kalın. Her şey gönlünüzce olsun.